Peki bu tahliller sıraladığınız şekilde yapıldı. Kiminde çıktı, kiminde de takiptesin diye cevabı alındı. Derecesine göre tedavi aşamaları aynı mıdır? Ya da kişiye özel tedavi aşamasında herkes birbirine mutlaka bulunduğu tedavi aşamasında şikayetlerini dile getirirken niye bende uzadı ya da neden devam ediyor süresi diye sorular sorabilir. Tedavi aşaması kişiye özel olduğunu biliyoruz ama evreleme kısmında siz 1 ile 4 arasında değiştiğini dile getirdiğiniz için diğer yayınlarımızda tedavi aşaması da farklı olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Evet. Şimdi hemen tüm kanserle ilgili konularda toplumun veya halkın öğrenmek istediği kolon kanseri veya ilgili konuştuğumuz kanserde evre var mıdır, kaç evredir veya daha önceden bir miktar bilgisi de varsa da işte evre 4 kötü müdür, evre 1 nasıldır gibi sorular gelir. Kolon kanserinde de genel olarak halkın hani anlayacağı şekilde söyleyecek olursak 4 evremiz vardır. Evre 1, evre 2, evre 3, evre 4. Hı hı. Evre 1 ve 2 erken evre kolon kanserlerini alır. Evre 3 de erken evredir ama bir miktar da bizim lokal ileri dediğimiz yani kolon etrafındaki bağırsağın etrafındaki lenf bezlerini tutmuştur. Onun için uzak organlarda bir şey yoktur ama yine de evre 1-2'ye göre biraz daha ileri bir evredir. Evre 3 ise kolondan veya rektumdan tümör ya kan yoluyla veya lenf yoluyla vücudun uzak organlarına, uzak dokularına gitmiştir. Oralarda yer bulmuştur ve metastaz yapmıştır. Yani sıçramıştır. Orada yeniden gözle görülebilir kitleler haline getirmiştir. Bunlara evre 4 diyoruz. Her evrede tedaviler farklıdır. Erken evrede genellikle lokal tedaviler yani cerrahi tedaviler daha ön plandadır. Özellikle bağırsağın doğrudan çıkartılması önemlidir. Evre 3 Evre 2'nin çok az bir kısmında çok kısa sistemik tedaviler, 3 aylık kemoterapileri hastaya göre yine değerlendiririz. Aynı patolojik özellikleri gözüken 2 hastada birine 3 ay tedavi verirken 2 tane ilaçla veya biri koldan biri ağızdan birine 6 ay tablet, birine hiçbir tedavi vermeyebiliyoruz. Orada bir takım moleküler, genetik birçok faktör önemlidir. Onun için de hastalara daima lütfen tümörlerinizi başka hastalarla karşılaştırmayın. Herkesin erken evremde olsa tümör özellikleri kendine özgüdür. Tümör özellikleri kendine özgüdür. Onun için de onkologlar buna göre tedavi planları yapar. Yani işte arkadaşım kolon kanseriydi, 6 ay aldı, ben niye almadım gibi veya o hiç almadı, ben niye aldım gibi kıyaslamalar yapmamalıdır. Evre 3 kolon kanserinde ise mutlaka sistemik tedaviler çok önemlidir. Sistemik tedavi medikal onkologlar olarak bizim verdiğimiz kemoterapiler hemen çoğunda koruyucu ameliyat sonrası kemoterapiler vermediğimizde hastalık nüksetme olasılığı çok yüksektir. Tümör alındığı halde neden hastalar genellikle yani cerrahımız bizi ameliyat etti, tümörümüzü kaldırdı. Neden tedavi alıyoruz sorusuyla gelir. Biz de bunun özellikle gözde görülmeyen tümör hücrelerini yok etmek amacıyla olduğunu vurgularız. Ve olan makroskopik tümörü değil, görülmeyenleri yok etmek amacıyla verdiğimizi söyleriz. Ama yeni çok yeni artık son birkaç yılda, son zamanda artık iyice de oturdu. Evre 3 tümörlerin de çoğunda artık ameliyat öncesi kemoterapiler, radyoterapiler vermek rektumda özellikle mutlaka tümörün daha iyi küçülerek cerrahi kolaylaştırması ve uzun takiplerde de bunun hastanın sağ kalımına, hastalığın tekrar etmesini de etkilediğini gösteren çok kuvvetli bilimsel çalışmalar vardır. Bu da artık günlük pratiğimizi değiştirecek. Yani evre 3'te de cerrahi kadar asil yani gerekli ve öncelikli tedavi olarak belki cerrahinin önüne geçtik diyebiliriz. Evre 4'te de yani evre 3 rektumlarda radyoterapi önemli bir tedavi parçasıdır. Evre 4'te de kişiye göre tabii cerrahiden, radyoterapiden fayda görmekle birlikte ana tedaviler bizim kemoterapilerimiz, akıllı tedavi dediğimiz akıllı ilaçlar veya bizim
tıbben söylediğimiz hedef target tedaviler. Diğer bir seçeneklerde immünoterapiler yine burada çok güzel bir şekilde bir özel bir alt grupta iyi seçenekler olarak karşımıza gelmektedir. Ama kimisinin evre 4 kanserinin yeri farklıdır. Tümör hücrelerinin özellikleri farklıdır. Kimisi bazı akıllı ilaçlara duyarlıdır. Kolon kanseridir. Ama bir kimisi duyarlı değildir. Kimisi immünoterapilere duyarlıdır, kimisi değildir. Yani onun için de kişilerin hani benim kanserim neden o immünoterapi alıyor, ben almıyorum. Onu mutlaka onkoloyla paylaşarak yani sorularını onkoloyla paylaşarak çözüm getirmelidir. Yani başka kanser olan kişiyle onu çözemez asla. Ve hemen hemen evre 4 kanserlerinin özellikle az metastazı olan hastalarda cerrahiden faydalanarak onlarda 6 ay kemoterapi sonrası cerrahi edildikten sonra metastaz bölgesi ve primer bölge takibi alınabilir ama onun dışında belli sayıdan fazla tümör olan hastalarda çok iyi yanıt alınsa bile hemen pek çoğunda ilaçları tamamen kesmek yerine sadeleştirerek uzun yıllar hastalığı kontrol altında tutmak veya immünoterapilerdeki gibi tam yanıtlar alarak o yanıtı korumaya yönelik takip tedavileri, koruma tedavilerine devam ediyoruz. Evre 4'lerde genellikle ilaçları işte çok iyi yanıt aldık, birden keselimi genelde tercih etmiyoruz. Basamaklı basamaklı seyrelterek azalttığımız hastalarımız var. Duruma göre, hastaya göre, bir de yan etkiye göre. Bazı yan etkilerde tedavinin devam etmesine engel olursa o zaman yine tedaviyi kesmek gerekebiliyor. Biraz tabii burayı çok uzun ve ayrıntılı konuşmak gerekti. Kesinlikle. Ama bu şekilde. Ama sizin hastalarınız ve bu sağlık sorununu merak eden herkes için de önemli bilgiler, evet, olduğu için paylaşmak çok çok önemli. Peki kişi tedavisini aldı ve artık bu sağlık sorununda siz diyorsunuz ki tedavilerinizi gerçekleştirdik ve artık evden düzenli olarak sağlık kontrollerinizi belirli günlerde gelerek takibi alacağız diyecek dediğinizde bu aşamada kişi nelere dikkat etmesi gerekiyor? Çünkü bu tanıyla karşılaştıktan sonra birçok kişiyle de röportaj yaptığımızda, konuştuğumuzda da ister istemez bir psikolojik olarak etkilenmesi, ailedeki ister istemez yaşam alanındaki düzenlemeler nasıl olur, nasıl devam edecek diye sorular peş peşe geldiği için size soralım hocam. Evde tedavi nasıl olmalı? Beslenme aşamasında özellikle siz diyorsunuz ki hep organik olması lazım. Belirli özellikle şu ilaçları kullanırken şu gıdaları tüketmemesi gerekir dediğiniz gıdalar var mı diye de soralım. Evet, şimdi özellikle tedavimiz bitti ve eve gidelim. Yani takip kontrollerine çağırdığımız hastalar ayrı ama genel olarak tedavi verirken de hastalarımıza belli bir diyet önerisini özellikle de onkoloji eğitimi alan diyetisyen arkadaşlarımızla o bölümü sürdürmekteyiz. Yani hangi gıdalara dikkat edeceğiz, neler yiyeceğiz ama genel olarak aslında işin özeti sağlıklı beslenme. Evet, bazı gıdalar, örnek işte greyfurt gibi vesaire yani. Neden greyfurt hocam? Çünkü greyfurt hemen hemen baktığımızda yani bu ilaç şeyleri vardır, kitapları vardır. Hı hı. Yani ismini söylersek reklam şeyine giriyor diye. Hemen her ilacın altında yazar greyfurt. Çünkü greyfurt bazı ilaçların karaciğerdeki metabolizmasını arttırıyor, bazılarını engelliyor. Bu nedenle de greyfurt tedaviler sırasında alınmaması gereken başlıca meyvedir veya yiyeceklerdendir. Onun dışında da bizim aslında yeme dediğimiz şeyler normal bireylerin de sağlıklı olabilmesi için dikkat etmesi gereken. Yani meyve suları, gazozlar, bir takım işte gazlı içeceklerin tamamı, özellikle glisemik indeksi yüksek karbonhidrattan zengin beslenme şekli, bunlar işte aşırı şerbetli tatlılar tüketmek, çikolatalar, rafine şekerden yapılmış bir takım tatlıları sık tüketmek gibi.
Bunları azaltmak gerekmekte. Bunu hani sadece sen işte tedavin bitti. Yani tedavi, mesela hasta tedavi bittiğinde hocam ben bunları artık yapabilir miyim? Ya bu aslında bizim yaşam boyu bir prensip şeklinde yaşam prensibi haline gelmesi yani gereken şeyler ve sağlıklı bireylerin de dikkat etmesi gereken durumlar. Ama işte kemoterapisi bitti veya biz koruma tedavisi olarak eve örnek kolon kanserinde hap tedavisi daha az kullanıyoruz. Öyle bir şey de vermiyoruz. Yani herhangi bir medikasyon dediğimiz ilaç tedavimiz yoksa greyfurtunu yiyebilir tabii ki diyoruz ama yine de o tedavi sırasında verdiğimiz diyet önerilerini yaşam boyu devam dikkat etmesini önererek gönderiyoruz. Evet. Onun dışında bazen hasta yakınları aşırı hastaya ilgi göstererek bu sefer hastanın hayatını çekilmez hale getirmekte. Bunu yemesin, bunu içmesin, şöyle kalkmasın. Tabii ki hastayı belki her zaman iyi bir refakat ederek yardımcı olmaya çalışacağız ama normal hayatını da bir şekilde, sosyal ortamını da enfeksiyon kurallarına, bir takım yine beslenmesine vesairesine dikkat edecek şekilde devam ettirmesi gerekmekte. Yani ayrıca bir fanus içeriğine sokmamak gerekiyor. Normal yaşam tarzına kaldığı yerden devam edecek. Devam edecek ama yaşam tarzı derken eğer hareketsiz bir yaşam tarzı varsa bunu mobil hale getirmeye çalışacak. Yani en azından işte haftanın 3 günü yarım saat yürüyüş yapmaya çalışacak. Yani yaşam tarzında hayattan sigara varsa evet, sigarasını bırakacak. Alkolü varsa alkolünü bırakacak. Ne bileyim işte salam, sosis vesaire işlenmiş et ürünlerini, mangal partilerini bunları bırakacak. Yani normal hayat dediğimiz şeyde bunlara dikkat ederek normal hayatına devam etmesi gerekecek.